Hocam Cemal Nur Sargut'la Tasavvuf Sohbetleri programıyla karşınızdayız. Dün söz verdiğimiz gibi af konusuyla başlayalım istiyoruz. Hocam bazı olaylarla karşılaştığımızda asla affedemem, bu benim için son noktadır dediğimiz zamanlar oluyor. Bu doğru yapıyor muyuz bunu söylerken? Hiç doğru değil çünkü düşün Allah'ın bizi ne kadar çok affettiğini düşünürsek baştan aşağı günahız kızım. Doğduğumuz andan bu vücuttan olmakla beraber günahdayız zaten. Çünkü vücutla ikilik yaptık. Allah'ın manasını örttük. Küfürdeyiz. Dolayısıyla bütün bu günahların içinde Allah'ı çok seviyoruz dediğimiz zaman çocuğumuza tapıyoruz, eşimize tapıyoruz, ilmimize tapıyoruz. Putları kalbimizin içine yerleştiriyoruz. Putları kırdığımızı, put yapana lanetlediğimizi söylerken kendimiz baştan aşağı put içindeyiz. O devamlı bizi affediyor. Şimdi onun isimlerini taşıyan kulları affetmeme diye bir hakkımız olabilir mi? Ben şöyle diyorum acizane, günde 5 vakit ellerimizi açıp ya Rabbi ben senin bir kulunu dahi affedemedim, sen de beni affetme diye dua etmeye benzer affedemiyorum lafı. O yüzden haşa, hiçliğimizi idrak edelim, herkesin bizi adam etmek için bir lütuf olduğunu düşünelim ve bu şekilde affetmeyi tercih edelim. Hatta bir Allah sevgililerinden birinin paralarını çalmışlar da çarşı halkı da beddua etmeye başlamış. O da oturmuş demiş ki Allah'ım bu paraya bereket ver de çalan kimse borçlarını ödesin. Ve ona inşallah bu para öyle bir tesir etsin ki bu işlediği son günah olsun. Ben anacığımı hatırlıyorum. Bizim evimize hırsız girmişti ve kardeşimin kızının yeni nişanlandığı için bütün mücevherlerini alıp götürmüştü. Annem böyle evde oturuyordu. Biz o en önce gelmiş gülerek bize şöyle dediğini hatırlıyorum. Sakın itiraz etmeyin. Hırsızın bizden çok ihtiyacı varmış. Yani bakış açısı meselesi. Tabii ki hırsızı teşvik için değil. Hırsızlık günahların en büyüklerinden biridir. Allah bizi yapmaktan korusun. Çünkü bir de şekli hırsızlar var. Bir de Allah korusun harama el uzatarak yapılan hırsızlık var. Dolayısıyla biz affedelim ki Allah da bizi yaptığımız farkında olmadığımız günahlardan dolayı affetsin inşallah. Peki hocam, Budizm başka dinlerde çeşitli kolaylıklar var gibi görünüyor. İslamiyet'te de farklı yerlerden bakıldığında değişik yerlere çıkılabiliyor. Mesela Budist rahipler inziva hayatı yaşıyorlar, dağın tepesine çıkıyorlar. Çok da huzurlu görünüyorlar. Kızacak kimse yok, ne bileyim nefsi tetikleyen unsurlar yok. Acaba öyle mi yapmak lazım? İslamiyet inzivaya nasıl bakıyor? İnzivaya hiç güzel bakmıyor tabii ki. Çünkü inzivaya çekildi Hristiyanlığın son basamağıdır. Hristiyanlar genellikle biliyorsunuz bir tarafa çekilerek kamil insan olma gayreti içinde. Bu diz rahipler gibi ya da Hint fakirleri gibi. Biliyorsunuz Hint fakirlerinde de var. Kamil insan olma gayreti içine girerler. Ve olurlar da. Çünkü mağaraya gidip Allah Allah dersen çok uzun süre kalırsan yavaş yavaş sende bir tekamül başlar. Çok güzel bir hikaye vardır. Adamın biri mağaraya gitmiş. Orada ermiş. Allah demiş. Günlerce Allah demiş. Ermiş. Sütü ters çevirmiş. Mucize göstermeye başlamış. Su takmıyor. O lütuflar olur yani. Olur hocam. Olur. Hit fakirleri kalplerini durduruyorlar. O kadar çok nefislerini zaptarapta ameliyatsız uyuşturulmadan ameliyat oluyorlar o nefsini zaptarapta alarak. Rıfai dervişleri şiş geçirirmiş mürşitleri. Hiç acı çekmezlermiş dedem anlatırdı. Şimdi bütün bunları teslim olunca yapabilirsin. Bunlar kolay. Hatta Rabiatül Adviye diyor ki ne olacak? Balıklar şeyin üzerine, denizin üzerine yaymış da seccadesini Hasan Basri Hazretleri. Demiş ki ne olacak? Balıklar da bunu yapar. Uçsan gökteki kuşlar da yapar. İş tekamül etmektedir. Gerçek mucize odur. Dolayısıyla o hale gelmiş adamcağız. Ters çevirmiş mucize gösteriyor. Bizde hiç geçerli değildir dinimizde. Mucize pek sevilmez. Peygamberin kendisi ve Kur'an mucizedir. Şimdi gelmiş şehre kardeşi ayakkabıcı. Ayakkabı tamir ederken bana yardım eder misin demiş. Şu hanımın ayakkabısını da sen tamir et. Hanım da güzelmiş. Şıp 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 süt. O aktığı süt, öğündüğü süt dökülmeye başlamış. Kardeş demiş ki köfte hordağda ermek önemli değil. Gel bu güzellikleri görerek hiç bakmadan Allah'ına yönel. İşte hakiki ermişlik. İslam'daki ermişlik bu demektir. Halkın eziyetine tahammül.
salkın, sıkıntı ve bela halk arasından çekilerek İslam'da erilmez. Çünkü imtihanı olmadan gelişmişliğini anlayamıyorsun. Ayrıca Hintlilerin ve Budistlerin haşa hiç eleştirdiğim için değil. Fakat meditasyon konusu da İslam'la çok bağdaşan bir konu değildir. Çünkü meditasyon işte ruhun huzuru, dinginliği, daha uyuşukluğu getirir. Halbuki İslam'daki ibadetler mesela namaz. Bilakis enerji verir. Yani biz enerji ve nefsimizle mücadele ederek Allah'a ulaşmayı İslam'ın manası budur. Onun için namazı ön plana alırız. Bir de hocam imtihan olmayınca hangi konuda ne eksiğimiz var çok anlayamıyoruz. Kesinlikle. Geçen gün bir kitapta çok etkilendim. Yazarın yorumu tabii. Yusuf imtihanından geçmediysen iffetliyim deme diyor. Evet. O da ne güzel bir, onu da anlatayım müsaade ederseniz. Çok severim ben. Feridettin Attar Hazretleri anlatıyorlar. Hazreti Yusuf kıssasından alarak. İki şey Yusuf'ta çok önemlidir. Bir tanesi bu edep imtihanı. Tabii Züleyha çok güzel. Dolayısıyla Yusuf'u da kendine doğru çekince nefsi de temsil ediyor. Hazreti Yusuf diyor ki Allah'ına, Allah'ım bana beni haram işlettirme. Bu çok önemli. Peygamber bile olsan hata yapabilirsin. Ama sen yardım edersen. Çünkü sen peygamberler temizlenmiş ve korunmuştur. Beni koru ve yardım et. Sığınıyor. O sırada Züleyha ya, tahta bir puta tapıyormuş. O putun yüzünü örtüyor. Haram işliyor ya. O putundan utanıyor. Düşün. Onun üzerine Hazreti Yusuf diyor ki sen putunun yüzünü örtebilirsin ama benim Allah'ım her yerde ben onu örtemem. Onun için ben gayrimeşru iş yapamam. İşte bu idrake varmak Yusuf imtihanından geçmektir. Bu bir. İkincisi ölümün tatlılığını biz Hazreti Yusuf kıssasından öğreniriz. Nereden mi? Bak biliyorsun Züleyha'yı eleştirmişler hanımlar. Sen nasıl aşık oldun bu Yusuf'a diye. O da bir davet vermiş. Hepsinin de eline birer turunç vermiş. Bir de bıçak vermiş. O sırada Hazreti Yusuf'u önlerinden geçirmiş. Yusuf o manevi güzelliğiyle, maddi güzellik insana tesir etmez. Geçicidir. O manevi sonsuz güzelliğiyle önden geçerken hanımlar turunç kesiyoruz diye hepsi şakır şakır ellerini kesmişler. Hiçbiri zerrece acı hissetmemiş. Hocam Kenan Rıfai buyuruyor ki sen de Allah aşkıyla dolursan ölüm anında Yusuf gözünün önünden geçer ve sen hiçbir acı duymadan Allah'ına kavuşursun. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Hocam doğru mu hatırlıyorum? Haram işlemeyin değil, harama yaklaşmayın ifadesi evet, var. Evet. Bu çok dikkatimi çekiyor. Evet. Haram işlemeyin de denebilir çünkü. Neden yaklaşmayın? Çünkü Allah diyor ki ben seni koruma altında tutuyorum. Fakat sen harama yaklaşırsan korumayı kaldırırım. Haramın en fecisi Allah'ın istemediği şeyi yapmaktır. Ve Allah'ın hoşuna gitmeyen şeyi kulun hoşuna gideni, Allah'ın hoşuna gitmeyeni tercih etmektir. Buna bir örnek vermek isterim. Bir abimiz, benim çok sevdiğim bir abimiz, müzisyen abimiz, Ergun Balcı abimiz. Mürşidine demiş ki ben arkadaşlarımla buluşacağım. Fakat meyhanede buluşacağız. O da demiş ki benim sana güvenim var. Gitmiş, sonra ertesi gün gelmiş günah çıkarırcasına haşa. Demiş ki ben bir bardak bira içtim. Niye demiş hocası ki çok böyle dua ederdi inşallah bir şey yapmayalım diye. Onun çok hoş bir mürşidi vardı. Niye demiş yaptın çok celalli bir şekilde. Çünkü demiş çok ısrar ettiler kıramadım kimseyi demiş. Onun üzerine çok sinirlenmiş. O da hocasına demiş ki siz öyle küçük şeylere öfkelenmezdiniz. Hani yapma bir daha der ve de dua ederdiniz yapmayalım niye. Niye bu kadar öfkelen? Burası çok önemli. Çünkü kulun isteğini Allah'ın isteğine tercih ettin. İşte ona çok kızdım. Yani biz bunu çok yapıyoruz. Mesela karşımızdakini memnun etmek için yalan söylüyoruz. Karşımızdaki hoşuna gitsin diye yalan söylüyoruz. Kul hakkı yiyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Karşımızdaki memnun olsun diye. Bunlar Allah'ın en hoşuna gitmeyen şeylerdir. Kul hakkına girer. Allah korusun. Hocam neredeyse her programda yapanın yaptıranın Allah olduğunu ve diğer detaylara takılmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu noktada akla cüz-i irade denen şey geliyor. Cüz-i irade Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet, evet. Var evet, değil mi hocam? Evet, tabii. Peki nasıl anlamalıyız? O zaman cüz-i irade bize nerede yer kalıyor? Alan nedir? Şimdi nefsimiz olduğu sürece cüz-i irademiz vardır. Nefsimiz
neler meylediyorsa onu biz korumaya alırız cüz-i irademizle. Yani çok hoş bir hikayesi var. Bir eski askerlerden bir tanesi Sami Ayverdi'nin kitaplarını çok beğeniyor, hayran oluyor. Hocasıyla tanışmak istiyor. Onu Kenan Rıfai Hazretleri'nin evine randevu alıyorlar, yolluyorlar. Kapıyı çaldığında ilk defa hocam açıyor kapıyı. Kendisi de devamlı senin bu sorunla gelmiş. Acaba cüz-i irade var mıdır, yok mudur? Hocam hiç adeti olmadığı şekilde kapıyı açarak, hoş geldiniz efendim, sizi buraya getiren cüz-i iradenize şükürler olsun diyor. Demek ki o ilk adımı atmak, nefsinle mücadele yahut nefsin istedikleri şeyleri korumaya almak, istemek. Yani bu hakkımız var. Bu hak cüz-i iradedir. Mesela biz Hazreti Ebubekir diyor ki hastasın, doktora git. Acı duymuyorum ki, bana hastalığı veren beni iyi eder diyor. Şimdi biz bu durumda değiliz. Biz hastalıktan acı duyuyoruz. Biz Hazreti Ali'nin dediği gibi uyuz olmuş adam. Demiş ki efendim bir dua buyursanız da şu uyuzum geçse. Önce demiş sen doktora git ilacını al, ben de o ilaç tesir etsin diye dua edeyim. İşte o doktora gitmek, ilacı almak hastalıktan rahatsız olmanın neticesinde cüz-i iradeyi kullanmaktır. Fakat insan aşktan öyle bir hale gelir ki uyuşturulur. Ne hastalık hisseder ne duyar. Hazreti Eyüp'ün her yerinden irin aktığı zaman zerrece acı duymaması gibi. İnsan vücudu tamamen Allah'a rapt olduğu zaman cüz-i irade kalkar. Buna da manevi cebir denir. Cebir yanlış bir şeydir İslam'da. Yani yapan yaptıran Allah'tır, güzel, çok güzel. Ama bana da yaptıran Allah'tır deyince şeytan oluruz. O halde bu suçu da bana yaptıran Allah'tır, aman benim günahım yok dediğimiz zaman ya da kaderimde ne varsa olacak ben oturayım çalışmayayım dediğimiz zaman Allah korusun şeytan oluruz. Adem ne dedi? Evet, yapan yaptıran Allah ama o bir kül, bütün. Ben bir parçayım. Parçanın hatası bütünü atfedemem dedi. Bunun adına da edep diyoruz. Haddini bilmek, edep ehli olmak. Allah edebi istiyor. Evet, her yerde tecelli eden odur ama kendi kusurunu göreceksin. Kendi nefsinin Allah'ın emrettiği işi yapma şeklindeki hatasından dolayı ceza aldığını bileceksin. Hocam, peygamberlerin hayatlarını okuduğumuz zaman öyle mucizevi şeylerle karşılaşıyoruz ve sanki hikaye gibi, bunlar yaşanmamış gibi. Mesela Hazreti Yunus'un balığın karnına girmeleri. Bunu bir dinleyebilir miyiz sizden? Bunlar gerçekten olmuş mu? Hazreti Yusuf evet kuyuya atılıyor. Ne kadar zaman kalıyor? Bu mucizeleri, yani bütün bu mucizeler olmuştur. Fakat bu mucizeler aynı zamanda bize anlatır. Yani Yusuf kuyusu nefsimizin kuyusudur. Balığın karnında Hazreti Yunus miraç yapmıştır. Miraç illaki göklerde yapılmaz diyor. Peygamberin sözü haddime düşmemiş, ben bilemem. Bazen balığın karnında da yapılır diyor. Orada şu gerçek vardır. 999 küsur sene. Hazreti Yunus Allah'ı öğretti. Bir gün dedi ki bu insanlardan hayır gelmeyecek. İşte ümit kestiği anda Allah onu balığın karnına gönderdi. Ki koca peygamberi. Koca peygamberi. Fakat oradan da diyor ki beni tenzih etmeseydin seni çıkarmazdım. Yani seni çıkaracak olanın ben olduğunu devamlı tesbihle zikretmeseydin seni oradan çıkarmazdım diyor Allah-u Azimüşşan. Demek ki kendi ümitsizliğimizin kuyusu vardır. Nefsaniyetimizin kuyusu vardır. Bütün bunlar kendi vücudumuzun hikayeleridir. Mesela Firavun nefsimizdir. Musa ruhumuzdur. Yezid nefsimizdir. Hazreti Hüseyin ruhumuzdur. Biz her nefsimize uyduğumuzda Hazreti Hüseyin'i boğuyoruz. Oo, çok ağır bir şey söylediniz. Yani ondan sonra da oturup Kerbela günleri bizim için. O 10 gün çok kıymetlidir yani. Hiçbir şey yapmayız biz. Çok riayet ederiz. Fakat o 10 gün ona riayet etmekle olmaz. Hazreti Hüseyin'e kendimizi beğendirmenin tek yolu nefsimizi yenmekten. Nefsimiz Yezid'ini zaptarapta almaktan geçer. Nefsimiz Firavun'unu zaptarapta almaktan geçer. Aksi takdirde bu hikayeleri sadece hikaye gibi dinlemek o zaman bize hiçbir şey kazandırmaz. Peki hocam, cüz-i irade belki biraz daha açmanıza ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü en büyük kafa karışıklığını orada yaşıyoruz ve haddimizi aşabiliyoruz. Evet. Lütfen bize
hakkımız olan ya da haddimiz olan yeri çizebilir misiniz? Baş üstüne. Şimdi çok güzel bir hikaye var Fihi Mafih'te. Hazreti Peygamber amcası da dahil olmak üzere esirlerin ellerini bağlayarak Medine'ye doğru çekerek götürüyor. Fakat aslında esirler itiraz ediyorlar. Sen çok yüce bir peygamberim, rahmet peygamberim diyorsun ama yüzün gülüyor bizi götürürken, çekerken deyince. Diyor ki orasını çok sevdiğim için uymuyor ama buraya. Diyor ki sizi cehennemden aldım, cennete çekiyorum, gelmem diye direniyorsunuz, ona şaşıyorum diyor. Yani evliyalar, peygamberler bizi cehennem kuyusundan, o nefis kuyusundan çıkarmaya çalışırlar. Ama nefis hep daha cazip geldiği için. Hani mesela Mevlana bunu şöyle anlatıyor. Kol kırıldığı zaman aman ameliyat olmayayım böyle rahatım der dersin. Ondan sonra gelecek bütün ağrılara dayanırsın. Halbuki o bir ameliyatın sıkıntısına dayansan bir daha hiç ağrı çekmeyeceksin. İşte nefis terbiyesi buna benzer. Şimdi burada önemli olan nokta ne? Gör ki Hazreti Mevlana, Peygamber Efendimiz ellerini bağlarken birazcık sıkı bağladı. Evet, ellerini bağla diyen Allah'tı. Bağlattıran Allah'tı. Yaptıran Allah'tı. Fakat sıkı bağlayış peygamberin cüz'i iradesiyle yaptığı bir şeydi. Onun için o gece sabaha kadar eli ağrıdı. Nerede mesulüz görüyor musun? Hareketi yapma şeklinden mesulüz. Ve mutlaka onun karşılığını göreceksin. Zerre kadar hayır işleyen hayır bulacaktır. Zerre kadar şer işleyen şer bulacaktır. Bu da yine o matematiğin bir kaçınılmaz sonucu. Kaçınılmaz sonucunda. O halde yapma şeklinin hatasını Allah'a atfedemeyiz. Sen yaptırdın diyemeyiz. Allah'ım benden isteyen, bana enerjiyi veren sensin. Ama yapma şeklinden ben sorumluyum. Beni affet dememiz lazım. Hocam Hazreti Peygamber'in Allah'la irtibatı ne kadar ilerideydi ki? O ellerin bağlanmasını bile konuşarak karar mı veriyorlar? Öyle bir tebliğ mi alıyor? Kesinlikle peygamberden zuhur eden her hal Allah'ın emridir. Evlilikleri hani haşa bazı konuşmalar yapılabiliyor. Bütün evliliklerini de Hazreti Peygamber Allah'ın emriyle mi yapmışlardır? Katiyetle bu konuda yaptığım çalışmadan... Yani haddimi aşarak söylüyorum ki her eşi için Hazreti Hatice hariç Cebrail aleyhisselam teşrif etmiştir. Ve bununla evlenmek mecburiyetindesin demiştir. Hiçbir işi kendiliğinden yapmayan, her işi emirle yapan bir peygamber. Bakın Uhud Savaşı, bu beni çok etkiliyor. Uhud Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam gece rüyasında yenileceğini söylüyor peygamber. Ne yapıyor peygamber ertesi gün? Siz olsanız ben olsam ne yaparım? Enerjim düşer, motivasyonum düşer. Yenileceğim derim bir kere. Ve o topluyor herkesi ve savaşalım mı diyor. Bakar mısınız? Ve savaşalım diyorlar. Hiçbir şekilde rüyasından bahsetmiyor. Ertesi gün aslında şekler yenilir gibi gözükseler de manen ayetle hiç yenilmedikleri anlaşılıyor ama şeklen bir rahatsızlık var olayın içinde. Bu hadise vuku bulunca diyor ki ben bunu Cebrail'den öğrenmiştim. O zaman diyor kiler ki efendim niye söylemediniz? Ay cevap muazzam. Diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de rüyanızı anlatın diye bir ayet yok. Halka danışın diye bir ayet var. O halde görüyoruz ki peygamberin adım atışı Kur'an. Allah'ın emri gelmeden... Adım atmıyor. Başka bir hadise var. Vaktimiz varsa onu da anlatmak isterim. Tövbe suresi indiği zaman Yahudiler biz bunu anlamadık diyorlar. Halbuki ayetin manası da genelde bir gün sonra inermiş Allah manasını. İnşallah demeyi unutuyor peygamber. Aslına bakarsan peygamberin zaten varlığı inşallah. Ama kelimeyi de tekrarlamayı unutuyor. Unutturana şükürler olsun. Ertesi gün mana inmiyor. Şimdi siz ben olsam ne yaparsınız? Zaten Kur'an'ın hakikati peygamber. Kendiliğinden sırf onlar din değiştirmesin diye aklını kullanıp, cüz'i aklını bir şeyler anlatabilir. Hiçbir şey anlatmıyor. Bir ay. Ayetin manası inmiyor. Bir ay. Dinden dönenler dönenlere. Düşün zaten o dine zar zorla giriyor insanlar. Peygamberde gık yok. Sonra ayetin manası indiği zaman anlatıyor buydu manası diye. Buradan anlaşılıyor ki peygamber kendi varlığından kendinde bir varlık olmadığı için kendi aklı ve nefsini kullanarak tek cümle bile söylemiyor.
Ben şimdi okul değil de ki bir tek okul yani. Bir tek okul, başka okul yok orada. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Belki bir sonraki programda Hazreti Peygamber'in isimlerini konuşalım. Lütfen. Sizden onun anlamlarını öğrenmeye çalışalım. Bugünlük bizden bu kadar. Efendim tekrar görüşmek üzere diyelim size. Hoşçakalın.